Şimdi ne zaman bir ülkeyle işbirliği ya da anlaşma yapmaya kalksanız vallahi ödüm patlıyor. Eyvah diyorum, acaba ne olacak? Şimdi İspanya ilişkilerimiz kötü değil. Acaba sizin bu işbirliği anlaşmasından sonra İspanya ile halimiz ne olacak? Niye endişe duyuyorum? Anlatayım. Suriye ile çok güzel anlaşmalar yapmıştınız. Dostluk anlaşmalarıydı, birlikte kabineler topladınız vesaire. Şimdi düşman olduk. Katil Esed dediniz. Kapıları kapattınız. Bedelini biz ödedik Mersin'de. Çiftçiler ödedi. 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bedelini yine garibanlar ödedi. Şimdi Astana sürecinde İran'la, Rusya'yla Türkiye bir araya geldi. Yani İran ve Rusya derken doğal olarak Suriye'yi kastediyoruz. Ve şimdi Suriye ile Türkiye masaya oturmuş oldu. Ve bir takım anlaşmalar yaptı. Onun için eyvah diyorum. Eyvah diyorum çünkü Özgür Suriye ordusuyla anlaşmıştınız. Özgür Suriye ordusunu ve muhalif güçleri beslemiştiniz, eğitmiştiniz, donatmıştınız. Şimdi bir şekilde Özgür Suriye ordusunu Halep'ten çıkardınız. Dediniz ki çık oğlum Halep'ten, gel İdlib'e dediniz. Geldiler İdlib'e ve götürdünüz düşman olduğunuz Esad rejimine, Halep'i teslim ettiniz ellerinizle. Onun için korkuyorum. Bir ülkeyle anlaşma yaparken yine mi rezil olacağız, yine mi başımız öne eğilecek, yine mi düşman olacağız diye vallahi korkuyorum. Şimdi İdlib'e girmeye çalışıyorsunuz. İdlib'e girdiniz. İdlib'e çektiğiniz Özgür Suriye ordusu ve muhaliflere de diyorsunuz ki Astana'da yaptığınız görüşmelerde, merak etmeyin biz onları oradan alırız. Ama şimdi diyorlar ki onlar hayır alamazsınız. Siz bizi eğittiniz. Siz bizi donattınız. Elimize silah verdiniz. Şimdi biz bu silahları size karşı kullanacağız diyor oradaki muhalifler. Bizi kandırdınız, Halep'ten çıkardınız. Ama İdlib'den çıkaramayacaksınız diyor. İşte yaptığınız anlaşmalar nereye gidiyor? İspanya ile yaptığınız anlaşma da acaba böyle bir şey mi? Vallahi ben de bilmiyorum. O yüzden iki yüzlü dış politikalar uygulayarak her zaman uluslararası arenada başımızı öne eğdiriyorsunuz. Bakın ABD ile bir anlaşmalar yapıyorsunuz. Daha yakında Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yakın dostum Donald diye hitap etti. Hiç olmadığımız kadar yakınız dedi ve çeşitli anlaşmalar yaptınız. Bir de baktık ki Donald bize 40 tane Boeing uçağı satmış. 40 tane. Hop demiş, halletmiş. Ne kadar biliyor musunuz? 11 milyar dolar. İyi tamam, hadi ihtiyacınız var diye düşünebilirsiniz ama Türkiye Hava Yolları batıyor biliyorsunuz değil mi? Zarar ediyor. Perişan durumda. Siz dostum Donald dediniz. 11 milyar doları bıraktınız, geldiniz. Adam bir hafta sonra dedi ki hop vizeleri kaldırıyorum. Ya Allah aşkına bir ülkeyle de bir anlaşma yapmayın ya. Bırakın şu anlaşma yapmayı ya. Siz anlaştıkça biz batıyoruz. Siz anlaştıkça biz mahvoluyoruz. Siz anlaştıkça bizim başımız öne eğiliyor. O yüzden ne olur siz bu anlaşmaları yapmayın. Bu İspanya ile yaptığınız anlaşma iyi gibi görünüyor ama başımıza ne gelecek? Vallahi billahi ben de bilmiyorum. Avrupa Birliği ile yakın dost oldunuz. Avrupa Birliği'ne girdik diye gündüz vakti havai fişekler attınız. Davutoğlu dedi ki Türk vatandaşı başı dik bir şekilde götürecek, pasaportunu atacak dedi. Memurun önüne ben Türkiye'den geliyorum dedi. Vizesiz girecekler dedi benim vatandaşlarım. Hepiniz alkışladınız çılgınca. Ne oldu şimdi? Almanya diyor ki Amerika'yı örnek almalıyız ya. Niye aklımıza gelmedi bizim bu iş? Keşke bizim aklımıza gelseydi. Şimdi Amerika'yı örnek almalıyız diyor. Ya Barzani ile dost oldunuz. Bir süre sonra bir gece ansızın gelebilirim dediniz. Fethullah'la dost oldunuz. Başımıza bombalar yağdı. Allah aşkına ne olur. Ya kimseyle dost most olmayın. Kimseyle anlaşma yapmayın. Kimseyle de oturup bir mutabakat imzalamayın. Siz bunu yaptıkça biz perişan oluyoruz. İyi geceler.